Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi lezi arsele rasulehu beşiren ve nezira. Vessalatu vesselamu ala men ahyeddine ba'de en kâne esira. Ve ala alihi ve ashabihil mukaddimin alel hayri ve lev asira. İlemu enne afdalel kitabi kitabullah. Ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedin muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal uhduru mevtâküm velakkinuhum la ilahe illallah ila ahiril hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina eden, bugüne kadar gelmesinde yaşamasına emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uhdurul cuma, cumada hazır olun buyurmuş. Hutbeyi dinleyin. Namazını beraber, hutbeyle beraber namazını kılın. Farzı olarak size bu gerekli ve vardıktan sonra biliyorsunuz kapıdan girerken sağ ayağına gireceksin. Bismillah çekerek gireceksin. Cami peygamberimizin hadislerine göre ibadet yeridir. Zikir yeridir, Kur'an okuma yeridir. Camiye girdikten sonra yağmur yağacakmış, kar çok yağacakmış diye konuşmayacaksın. Bu laflar cami lafı değil. Bu laflar cami lafı değil. Bugün hangi maç arkadaş? Bunlar cami lafı değil. Cumadan sonra hangi kahveye gidelim? Bunlar cami lafı değil. Camiye girdiniz mi? Mala yani işe yaramaz laflar. Yok. Böyle laflar etmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Ya Allah diyeceksiniz, ya estağfurullah, ya la ilahe illallah, ya subhanallah, ya Kur'an okuyacaksınız, ihlas okuyacaksınız. Vaiz varsa vaiz dinleyeceksiniz. Evet, böyle gelir gelmez de ne diyor bak peygamberimiz? Ednu minel imam. İmama yakın yere oturunuz. Hutbeyi tam dinlemek için. Tam dinlemek için. Çünkü orada İslam anlatılacak. İman anlatılacak. Yapacağımız davranışları hatip anlatacak. Sen tüccarsın, memursun, şusun, busun. Okumaya vakit bulamıyorsun. Hiç olmaz haftada bir gün hutbeyi dinle, öğren. Öğren. Onun için yakın dur. Bir, imama yakın dur. Neresi imama yakın? İmamın arkasındaki adam. Mihrapta imam durduğuna göre imama en yakın imamın arkasındaki adam. Evvela sevap imama iniyor. Onun arkasındakine, onun sağındakine, solundakine simetrik olarak. Şimdi geride duruyorsunuz. Birinci saf uzak diye. Süleymaniye'de saf uzun diye. Oraya gitmeye üşeniyorsunuz. Peygamberin sünnetini çiğniyorsunuz. Öyle diyor. Etimmü saffel mukaddem. Ey müminler, ilk safı tamamlayın diyor peygamberimiz. Allah ilk safı tamamlayana rahmet etsin diye bir de dua ediyor. Sen de burada dördüncü beşinci safı duruyorsun, o tarafı boş kalıyor. Bir peygamberin sözünü çiğniyorsun. Bir. Sevap dağılırken imam arkasındaki sağ sol simetrik birinci saf dolana kadar önce dağıtılıyor. Ondan sonra ikinci safın imamı arkasına gelecek adamdan başlıyor.
sağ sol simetrik. İkinci safa birinci safta olmadan dağıtmıyorlar. Önce birinci safa dağıtıyorlar. Onun için de birinci safı doldurman lazım. Sevap almak için. Cuma'ya geliyor şimdi, bak peygamber ne dedi? İmama yakın durun dedi. Buna kulak vereceksiniz. Geliyor adam, Allah razı olsun bizim milletimiz, beş vakit kılmasa da birçok vatandaşımız Cuma'ya gelir. Gelir de suçlu hissediyor kendini. İmama yakın olmuyor. Çünkü beş vakiti kılmıyor. Bir Cuma'ya gelebiliyor. Kapıdan içeri girdim, oralara bir yerle ilişiyor, oturuyor. Caminin kapısına içeri giriyorsunuz, adım atacak yeri yok. Şöyle bir baktınız mı ön taraf boş. Tan sopalır adam bunlar. Ya önde çok cevap dağıtılıyor. Senin aklın yok mu? Niye burada duruyorsun? Gitsene oraya. Evet. Suçluluğundan dolayı ki hali güzel. Boynu bükük. Beş vakti kılamıyorum. Ön safa diyor. Kılanlar gitsin. Havasınla. Çoğu gitmiyor ama bu güzel ama kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. Güzel ama akılsızlık etme. Geç öne. Çok kazanıyorsun. Orada durma. Orada durma. Akılsızlık etme. Geç ön safa. Ön safı doldur. Peygamber de onu söylüyor. Cuma'ya gidiniz ve de imama yakın olunuz. Birinci safı dolduruz. Hutbeyi dinleyiniz. Efendim cuma çok kalabalık cuma. Sokaklara taşıyor elhamdülillah. O cumadaki cemaatler olmasa zaten başımıza taş yağar bizim. Öyle adamlar var ki piyasada. Kaşınıyor illa bela yağsın tepemize diye. Ama cumadaki o güzel cemaat Allah görünce şu densizlerinkini görmüyor, duymuyorum diyor. Erteli diyor. Çünkü çok hoşuna gidiyor. Camiler Allah'ın evi. Kabe'yi dolduruyorlar, çok hoşlanıyor. O Kabe onun evi, Beytullah. Camiler de Allah'ın evi. Onun için çok hoşuna gidiyor. Erteledim diyor. Böyle o cemaatler bizim için can kurtaran simidi. Efendim bir kilometre uzakta cemaat oluyor Medine'de, Mekke'de, haç günlerinde. Caddeler sonuna kadar uzuyor olsun. Gerçi hoparlörler her yetişiyor ya, hoparlör olmadığı devirlerde bile olsa cumaya gittin mi hutbe sesini duymasan bile hiç konuşmadan oturacaksın. Hutbe dinliyorsun çünkü. Hoca hutbe okuyor. Bilhassa belirtiyorum. Hoparlör bozulsa, elektrik kesilse bile, hocanın hutbesi gelmese bile cuma hutbe saatinde konuşulmaz. Amin de denmez. Namaz da kılınmaz. Hutbe dinlemek farzdır. Hanefi'ye göre konuşuyorum tabii. Hanefi mezhebine göre, ülkemizin çoğunluğuna göre konuşuyorum. Dinlemek farzdır, sünnet de kılamazsın. Kur'an okuyorsun, sadakallahu azim diyeceksin, hutbeyi dinleyeceksin. Hutbe sırasında hutbe dinlenir. Uzak da olsa onu dinlenir. Şimdi uzak durursan önemli bir şey var. Camiye gitmezsen son anda gitmişsin. Hani para kazanıyorsun filan, zoraki hani gidiyorsun, iki rekat yuvarlayıp kaçıyorsun. Şimdi ben sana duyurmak benden, bana kızmak yok, ben elçiyim, elçiye zeval olur mu? Ne diyor bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, camiye erken gidin, imama yakın olun. İmama yakın olmak için erken gideceksin, erken gitmeyi zaten hadis de var, buradan da çıkarabiliriz. İkincisi, fe inner racule la yetahallafu anil cum'a. Evet, bir adam cumaya gitmemiş, uzak kalmış, imamdan uzak kalmışsa, hutbeyi dinlemeyecek kadar uzakta kalmışsa, imama yakınlardan olmamışsa, evvela Allah'ın mukarreb kulları var, ebrar kulları var, en seçilmiş kulları. O hutbeyi imamdan, hutbeden uzak kalanlar kaçırmış demektir. Öyle diyor. Dahası ağırı var. Hatta ennehu la yetehallafu anil cenne. Cennetten de uzak kalır bunlar diyor. Sen geç gittin ya, cennete de geç girersin.
Cennetten de uzak kalırsın. Hadis bu. Evet. Hiç girmez mi? Hayır. Mümin olan herkes imanını korumuşsa, ehl-i sünnet inancına göre eninde sonunda cennete girecek. Doğru gitsin istiyoruz biz. Bütün müminleri seviyoruz. Ama Allah tabii namaz kılmayan şöyle diyor, oruç tutmayan şöyle diyor. Onlara göre Allah eninde sonunda onun cezasını çektirdikten sonra cennete sokacak imanı sebebiyle. Ama geç kalacak. Bir kere ütülenecek. Ütülenmeye gidecek namazı kılmamışsa. Bunu ben uydurmuyorum. Şimdi hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Sizleri görüyorum ben. Tanımıyorum ama şeklinizi görüyorum. İnşallah cennette beraber oluruz yine. Şimdi bir kısmımız cennete gitmişiz, bir kısmımız gidememiş. Sizi simalarınızı tanıyorum ya. Cennette oturuyoruz inşallah arkadaşlarınızın bir kısmıyla. Oradakiler cehennemi görecekler. Ah ya, Süleymaniye her vaaza geliyordu bu. İyi bir adamdı bu. Böyle şey diyordu. Ticareti falan, komşuluğu da iyiydi. Ama o cehennemde anamana mı vaaz çekiyor orada? Ya arkadaş, sen biz seni iyi biliyorduk. Niye oraya düştün? Kur'an'da var. Kalu, onlar derler ki lem nekü minel musallin. Arkadaş, biz namaz maddesini kaybettik. Namaz maddesi baraj sorusu. O maddeyi kaybettik, biz buraya gönderdiler. Kur'an'da ifade var. Tefsirlere bakabilirsiniz. Namazı sevin. Hem de camiye giderek kılın. Uzak kalan cennetten uzak kalır diyor. Peygamber haber veriyor. Camiye gideceksiniz ve namaz geçirmeyeceksiniz. Evet, böyle cennetten de uzak kalır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada gerçekten geç gidenlere, böyle son uçlarda filan namaz kılanlara bir tehvil, korkutma var. Hadiste korkutma var. Onların reylerinin, görüşlerinin tutarlı olmadığını ifade eden bir vurgulayıcı ifade var. Evet, kaçırdıklarına dair, akıllı hareket etmediklerine dair burada bir ifade var. Yanlış olduğunu söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için cuma günü Adem yaratılmış, cennete konmuş, cennetten çıkarılmış. Cuma günü Allah tevbesini kabul etmiş Adem aleyhisselam, atamızın. Cuma günü kıyamet kopacak. Yaratıklar, vuhuş, bizim evimizde olmayan, dağlarda, taşlarda, ağaçlarda olanlar, komşu, bugün cuma, haberin var mı? Kıyamet kopabilir, hazırlıklı ol diye birbirlerine her cuma böyle bağırırlarmış. Sen onu ötüyor zannediyorsun. Böyle sinyalleşirlermiş. İnsanlara da haber veriyorlar tabii. Cuma günü güzel bir cuma kılacağım diye projelendireceksin, kafana koyacaksın, işlerini ona göre ayarlayacaksın. Tatil et demiyoruz bak. İslam'da tatil var mı? Ömür kısa. Ama cuma saatinde camiye gideceksin. Allah öyle emrediyor. Bunu önüne iş edemeyiz. Zaruretli durumlar hariç. Öyle mesela acil serviste doktorsun. Sıhhi o acil her an gelebilir. Tamam, onlar öğlen namazı kılacak, cumaya gidemez. Böyle acil durumlar hariç nöbet tutuyor asker, olur mu? Gavura tabii cumaya gidemeyecek, nöbet tutacak. Kaçakçı girer, bilmem anarşist girer tabii. Ama böyle zaruri durumlar olmadı mı alan emri bu. Cumaya git diyor ama o gün tatil et demiyor. Ama sen ne yapacaksın? Cuma günü madem bu kadar önemli, bugün cuma işini ayarlayacaksın, erken cumaya gideceksin. Gıcır gıcır yıkanacaksın, gusül abdesti alacaksın, temiz elbiseden giyeceksin, güzel kokular sürüneceksin. Evden çıkarken şeytan dalaşacak sana. Çünkü 10 günlük günahını sileceksin ya. Ya hanımı dürtecek, geç kalma ha, sana ne lan filan de kavga etme. Kimseyle kavga etmeyeceksin. Yolda giderken biri gelir, duydun mu Mehmet Ağa falanca karıştırmış, sokun
özür dilerim. Özür dilerim, ben Cuma'ya gidiyorum. Dedikoduya alet olmayacaksın. 10 günlük silah, günahların affının şartlarını sana söylüyorum. Önüne 10 tane engel çıkar. Mesela biz camiye geliyoruz, hadis okuyayım diye. Tam ışığın dibine geliyoruz, ışığın yanacağı tutuyor, kırmızı ışık. Duruyor. Önündeki adam salaklık ediyor. O sağa sola bakarken kırmızı ışık yanıyor. Neden camiye gidecek? Bir hadis eksik okusun diye. Şeytan dürtüyor. Hay filan demeyeceksin. Çünkü dersen kaybedeceğim. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceksin. Bir başka yerden, ummadığın yerden yandan araba çıkacak yoluna. Ulan ne kadar bilmem demeyeceksin. La havle ve la kuvvete illa. Ve 10 günlük günah silmek kolay değil. Tam kapıdan gireceksin, adam geliyor, üstüne abanıyor mesela. Ayı mısın lan filan demeyeceksin. Cuma'ya geliyorsun. Buna oluyor camilerde. Görgüsüz, aptal filan. Yok, dur. 10 günlük günah sildireceğiz. Usulca kim ne derse, puh dese sağ ol abi edeceğiz. Aynı hacı gibi. İhramlı hacı da böyle. Orada hiç itiraz, kavga yok ya. Aynı camiye gelen de böyle. Sağ ol abi. Teşekkür ederim abi. Çünkü hedefin var. Şartlarına uymazsan o hedefe ulaşamıyorsun. Şeytan umudunu kesecek senden. O 10 günlüğü sildirmemek için ne kadar gayret eder. İçeri gireceksin, hiç konuşmayacaksın. Aziz cemaat, yağmur var yağmur, ilerliyorum hutbe okunup duru. Bir tane vurmak lazım o mezzine. Yahu sen böyle söylersen vatandaş konuşmaz mı? Hutbe okunurken ama yağmur yağıyor. Yağsın. Koyan adam yerine göre koysun. Erken gelsin. Camiye gelen de bak ilk safa gelsin dedim. O da müminler düşünmeli. Bunlar hep böyle düşünceli olacak. Sen konuşma. O kuralı bozma sen. Veya sen giriyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ben zor girdim. Arkada bir sürü adam var. Yo, sus. Hutbe okunuyor. Bunları bak en kritik anlarda konuştururlar. Konuşmayacaksın. Böyle namazını kıldıktan sonra eve gelince kadar kavgasız, dövüşsüz 10 günlük günahların siliniyor. İlk gelene deve kurbanı kesmiş gibi sevap yazılıyor. İkinci gelene manda kesmiş gibi, sığır kesmiş gibi. Üçüncü gelene koç kesmiş gibi. Dördüncü gelene tavuktan kurban olmaz da tavuk sadaka etmiş gibi. Beşinci gelene yumurta sadaka etmiş gibi. Ondan sonra diyor hutbe okunmaya başlandı mı kapıdaki o derece yazan melekler defterlerini kapatırlar. Onlar da hutbe dinlemeye girerler içeriye. Ondan sonra derecesi yok. Cuması geçersiz mi? Hayır deme, geçersiz demiyoruz. Ama oraya imtiyazlı sevap alamayan, alanlar sınıfına giremedin. Alamayanlardansın arkadaş. Düz yolcusun artık. İmtiyazlık sınıfını kaybettin. Erken gel Cuma günü. Bu kurallara dikkat et. Camide de konuşma. Efendim benim şuyum kayboldu filan. Bunları şunun için söylüyoruz. Peygamber diyor ki bulamayasın diyor, kızıyor. Devem kayboldu. Bulamasın, buldurmasın Allah diyor, kızıyor. Cami dilencilik yeri değil. Ama para topluyoruz ya. Olmaz. Hoca efendi, mezzin efendi. Cami dilencilik yeri değil diyor peygamber. Kapının dışında yapacaksın bu işi. Hutbede hatip söyleyecek. Dışarıda para toplayacaksın. Ama o zaman kaçıyorlar diye şimdi namazın arkasından bazı camilerde kesiyi açıyormuş herif. Verin bakalım diyormuş. Yanlış diyoruz biz de. O İslam'a uymuyor diyoruz. Genel adaba uymuyor diyoruz. Kapının önünde dur, yakasını yapış, tamam. Bir şey demiyorum. Yapıştırırsa tabii. Ama caminin içinde peygamber, yani cami böyle olacak. Bilhassa Cuma günü buna çok dikkat edeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü, uzak kalan cennetten uzak kalır diye sözü var. Bunun kulağınıza küpe edin. Allah cami kuşu olanlardan eylesin. Evet, kıyamet günü birçok adam mahşerde, o mahşer meydanında sıkıntı üstüne sıkıntı içinde kıvranırken şu gruplar olan insanlar
arşın gölgesinde gölgelenecek. Onlardan birisi de kalbi camiye bağlı, cam küşü adam. Boş bulundu mu koşuyor camiye. Geliyor eve, geç kalmayayım ha camiye diye. Koşuyor camiye, cami kuşu olanlar arşın gölgesinde gölgelenecekler. Onun için şimdi tabii biraz da kahvede oturanlara övgü yağdıralım değil mi? Evet, mümin kardeşim. Ezan okunuyor tepesinde. Altında bacak bacak üstüne oturmuş. Şeş, düşeş diyor. Güzel kardeşim, adın Ahmet. Müminsin. Tamam, kardeşimsin. Ama tepende ezan okurken Abdullah Mesud diyor ki ezanı duyduğu halde cumaya, cemaate gelmeyeceğine kulağını sağır et. Öbür tarafta sağırdım duymadım diye savunabilelim diyor. Aksi halde seni kim kurtaracak? Cenazen koyuyorlar. Nasıl bilirsiniz? 1 milyon adam iyi biliyoruz deseler bile öbür tarafta hesabı zor versin sen. Tepende ezan okunuyor. Kağıt oynuyorsun. Sandalyede kıpırdamıyorsun. Git gel ya şu camiyi cumayı kıl. Gel ne yapacaksan yap gene. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Efendim adam biraz gevşek. Siz de arkadaşsınız, komşusunuz. Kalk Mehmet Ağa, kalk. Hadi cumaya gidelim. Cumadan sonra bir de kebap ısmarlarım. İnsanların zaaf tarafları vardır. Çay mı ısmarlayacaksın? Ne yapacaksan? Yani birbirimize destek olacağız. Ben burada böyle yanlış konuştum bir dakika hocam diyeceksin. Çizmeyi aşıyorsun. Mümin kardeşiz ya. Sen beni doğrultacaksın, ben de seni doğrultmaya çalışacağım. Her yerde bunu yapacağız. Kırmadan kalbini böyle camiye, cumaya gitmeyenlere güzellikle kalk, gidelim diyeceksiniz. Sonra işte bak bir ölüm anı gelecek. Şeytan yaklaşacak. Ondan sonra bir dakika. Bir gönder de geri. Bak nasıl güzel Müslüman oğlum. Yo geçti Borun pazarı. Geçti Borun pazarı. Eşeğini de ya sür derler sonra. Geçti bu iş. Evet o andan dönmek yok. Hepimize Allah böyle bilinçli bir Müslüman olma, güzel işler yapma halini, durumunu nasip etsin inşallah. Okuduğum hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel, Semrut İbni Cündep Hazretlerinden, keza Hakim Müstedrek'inde Ebu Davud, Uhturul cumaate ve ednu minel imami ve ednu minel imami فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخِّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا Cennete girse bile imanı sebebiyle geç girer, sonra kalır. Camiye, cumayı erken giden, cemaate erken giden, cennete erken girer. Geç giden, geç kalır. Uzakta kalır şeklinde nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اَخَافُ عَلَى اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي Telaten benim vefatımdan sonra, ölümümden sonra, hayatında olmayacak yani. Söylediklerimiz hayatında olmayacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı yaşaması, ashab-ı kiram için, Müslümanlar için garanti belgesi. Onun hatırına Allah diyor ki, dokunmayacağım bunlar Habibim. Sen varsın çünkü, sen varsın. Öyle rahmeten lil alemin o. Sen varsın diye... Senin ahir zaman döneminde topluk gazap etmeyeceğim hiçbir millete. Lüt kavmini batırdım gibi senin zamanında hiçbir kavmi diyorum bak adam demiyorum. Kavmi batırmayacağım. Tepesine taş yağdırmayacağım. Hak etseler bile sen varsın çünkü o devirde. Seni çok seviyorum. Evet öyle. Onun bulunduğu devir o garanti belgemiz. Şimdi o yok. Gitti. Bitmedi. Sahabem garantidir diyor. Sahabem benden sonra. O devrede yaşayamadık biz. Haramlardan sakınan salih kişiler garanti belgesidir. Allah bir kulunu sevdi mi tamam diyor. Bak camiye gelenlere bakıyor tamam erteleyin diyor. Hiç olmazsa biz şaşkınsak aramızda güzel salih kullar yetiştirecek şekilde organize olalım. Biz iyi değilsek bari güzel adam yetiştirecek,
tedbirleri, önlemleri alalım. Aksi halde başımıza sıkıntılar gelir. İşte bereket olmaz. Para yetmiyor. Yetmez. Evde herkes kavgalı karıyla. Huzur yok. Huzur olmaz. Bunlar beladır. Evet, taş yağmıyor tepemize ama toprağın dibine geçmiyoruz ama böyle şeyler, para yetmiyor diyor adam. Bereketsizlik olabilir. Millet birbirine güvenemez, inanamaz. O duruma düşersiniz. Bunlar bile Allah'ın bir cezasıdır. Şimdi benden sonra üç şeyden korkuyorum. Ümmetimin başına gelecek üç şeyden korkuyorum. Nedir onlar? Bunları söyleyeceğiz ki bunları yapmayalım. Bunlar kötü şey. Korkuyorum ümmetin başına gelecek diye. Birisi nedir? Neden korkuyorum? Dalaletel ehva. Evet. Hevaların hevalara uymak. Sapıklığı. Nedir mesela? Bid'atlar. Düğün yapmak şeydir. Sevaptır. İbadettir. Güzel bir şeydir. Peygamber diyor ki en fakiriniz bile olsa hiç olmazsa diyor bir koç kesin, yemek verin düğünde. Velev bi şeyatin, evlim velev bi şeyatin. Düğün bu. O kadar güzel. Ama şimdi yemek yapıyor adam, yanına şarabı da getiriyor, dansız da getiriyor. Bu bir bid'attır. Daha evvel de söyledim, vurgulamak istiyorum dönüp dönüp. Çünkü bu her tarafı sarmış bir adet. Sünnet yemeği yapıyor, bunları getiriyor. Oğlunu kızını evlendiriyor, bunları yapıyor. Bid'attır bunlar. Dalaletel ehva. Hevalara uymaktır. Hevalara uymaktır. İki, ve taassup lil mezahib. El batıla. Batıl mezheplerde taassup. Adam beni tehdit ediyor. Durmadan ehli sünnet deyip duruyorsun diyor. Bizden hiç bahsetmiyorsun diyor. Ben ehli sünnet mensubuyum. Ülkemizin çoğunluğu da biz Türkler 926'da Müslüman olmuşuz toptan. Oradan beri ehli sünnet demişiz. Onun için ehli sünnet diyorum. Ben de o çoğunluğun içinden bir vatandaşım. O zaman da başka mezheplerden adam vardı. Biz başka mezheplere bir şey demiyoruz. Ama bize göre yanlış. Görüşleri yanlış. Ehli sünnet görüşleri doğru. Öyle. Bize göre öyle. Neye kızıyorsun? Fikirler muhteremdir. Ben sana kızmıyorum. Yalnız orada da ayet hadis var. Yanlış diyorum. Ben sana kızmıyorum. Hatta Yunus Emre gibi düşünüyorum. Yanımıza kastedenin varıp öpem ayağını diyor. Biz kimseye kızmıyoruz. Hiç kimseye kızmıyoruz. Şimdi böyle adamın görüşü var. Tamam. Görüşler, fikir hürriyeti var. Muhteremdir. İslam'da da böyle kamu nizamını bozmadıkça karışamayız. La ikraha fiddin. Ayette böyle var. Ama hiçbirimiz kamu düzenini bozmayacağız. Buna göre bu topraklar üzerinde hepimiz yaşayacağız. Böyle beni ölümle tehdit edersen olmaz. O zaman bu ne biçim Müslümanlık? Bu ne biçim insanlık? Her toprak üstünde hepimiz yaşayacağız. Sen şu fikirde, ben bu fikirde. Böyle batıl inanç üzerinde ısrar etmek, başkasını zorlamak bid'attır. Olmuş bu. Hayat hakkı tanımamışlar. 1000 sene evvel Bağdat sokakları kan akmış. Kan akmış. Yo, bir dakika dur. Tamam. İşte ayet, işte hadis. Temel kitabımız Kur'an. Kur'an diyor ki peygamberi hayatınıza örnek alın. O yokken diyor hadislerine bakın diyor. Kur'an'da var bu. Onun için peygamberin hadislerine bakacağız. İslam'ı buna göre yön vereceğiz kendimize. Sen anlıyorsun böyle, ben anlıyorum böyle. Tamam, ne yapalım? Herkesin kapasitesi bir değil ki. Bütün insanı bir çizgide toplayamayız. Onun için dargın değiliz, kırgın değiliz, düşman hiç değiliz. Sen de bize düşman olma be adam. Niye böyle tehdit ediyorsun? İşte böyle olur. Bundan korkuyorum diyor. Evet. Bizim hedefimiz
Müslümanlar görüş farklarında birbirine düşman olmak olmamalı. Kıbleye dönen herkes Müslümandır diyor İmam-ı Azam. Kıbleye bir bayram namazına geliyor herif. Geliyor namaza, mümindir. Hakka mümindir, kardeşimizdir. Müslüman muamelesi yapmak zorundayız. Kıbleye dönüp namaz kılan adamı mümin kabul etmek zorundayız. Bu kadar geniş. Ama sen benim görüşü benimsemiyor diye başkasının görüş, başka görüşteki olanları tehdit edersen bu insanlığa da sığmaz. Bu diyor işte korktuğum şeylerden birisidir. Hayat hakkı tanımıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bunlara hep işaret var. Evet. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her grup kendi fikrinin taraftarıdır, sever. Tamam bir şey demiyoruz da öldürecek şekilde olma. Tehdit edecek şekilde olma. Kimin fikri doğruysa, deliller kuvvetliyse o kazansın. Açık olmak lazım demek istiyorum. Açık. İşte bu korkuyorum böyle katılık olacak. Böyle ısrarcı olacaklar. Dalâtel ehvâ. Ondan korkuyorum diyor. Vettibâ'a şehevet. Şehvetlere tabi olmak. Ne konusunda? Fil butûni vel furûc. Karın ve cinsel konularda şehvetlere, nefsin arzularına tabi olmaktan korkuyorum. Evet, şimdi yaralarımızı deşiyor Peygamberimiz. Eskiden çamaşır makinesi yoktu, buzdolabı yoktu, bulaşık makinesi yoktu. Biz öyle devirde yetiştik. Gene yetiştik işte bak. Gene insanız. Şimdi adam lüks yaşamak istiyor. Bunlar lükstür. Bunlar olmasa insan yaşayabilir. Elinle bulaşığı yıkayabilir. Ama illa bulaşık makinesi alacağım diye hırsızlık yapamazsın. Yapıyor adam. Mal çalıyor adam. Elin çantasını kapıp kaçıyor adam. Bundan korkuyorum diyor. Ne midesine düşkünlüğünden, keyfine düşkünlüğünden daha lüks yaşayacağım diye hırsızlığa gidiyor adam. Kirli işler yapıyor adam. Bundan korkuyorum diyor. Ümmetim arasında bunlar olacak. Bunlar da yıkım sebebi olur. Bundan korkuyorum diyor. Böyle karın ve şehvetlere uyma ümmetim arasında yaygınlaşacak diye korkuyorum. İnsan o demektir. İnsan haram mı helal mı seçen demektir. Her zaman söylüyorum. Kuş konuyor yola. Kamyonlardan dökülen taneleri şey etmek için dikkat edin. Bakın kuşa, serçeye. Konuyor. 10 defa sağını solunu kontrol ediyor. Kamyon altında kalmayayım diye. Kaptığı gibi kaçıyor. Sen bir kuş kadar olamam be birader. Önüme gelen bir şey haram mı helal mı diye kontrol etmezsen bir gün cehenneme düşersin diye niye düşünmüyorsun sen? İnsan böyle yediğini içtiğini helal mı haram mı diye düşünmelidir. Akıbetini düşünmelidir. Ona göre davranışlarını ayarlamalıdır.